Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Abdullah Çiftçi hakkında gerekli bilgileri vereceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Abdullah Çiftçi kimdir? Abdullah Çiftçi, son yıllarda televizyon ekranlarında çokça görülen isimlerin başında gelmekte. Ancak yaptığı nokta atışlar, ileri görüşlülüğü ona komplo teorisi üreten kimselerden farklı kıldı. Özellikle 2016 yılında attığı tweetler ile koronavirüs salgının olacağını önceden gördü. Bu ileri görüşlülüğünden sonra Abdullah Çiftçi kimdir? Abdullah Çiftçi işi ne? Gibi soruları beraberinde getirdi. 21. YY dijital uygarlık, blockchain, Bitnation, kripto para, hacklenebilir insan, robot erkek kadın, smart şehirler, 4. Sanayi devrimi, nötr insan, singularity, transhumanizm, küreselizm gibi terimleri katıldığı her programda tekrarlayan ve dünyayı organize bir aklında yönettiğini iddia eden kişi. Abdullah Çiftçi biyografi. 1987 ve 1996 yılları arasında TÜBİTAK'ta çalışmıştır. Ankara Üniversitesi'nden mezun olan Abdullah Çiftçi özellikle son dönemlerde, uluslararası ilişkiler, teknoloji, bilim ve dış siyaset ile ilgili katıldığı programlar ile sıkça gündemde yer almaktadır. Stratejist olan Çiftçi Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İnternet kullanımı ile ilgili sayısız konferans yapmıştır. Özellikle son dönemlerde katıldığı programlar ile adından söz ettiren Abdullah Çiftçi aslen Kahramanmaraşlıdır. 2014 yılında Twitter'a katılıp kısa bir süre sonra analizlere başlamıştır. Çay Sohbet grubu adı altında toplantılar yapıp açık fikir alışverişi yapmaktadır. İnsanlığı kontrol etmek istiyorlar. Stratejist Abdullah Çiftçi, koronavirüs salgının ardından televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Covid-19 salgınını şeytani bir aklın organize ettiğini söyleyen Çiftçi, biyometrik çip ile bu virüsün engellenebilir olduğunu söyleyip insanların kontrol edilmesi istendiğini ifade ediyor. Bu aklın ise ne Amerika ne de Çin olduğuna inanıyor. Bu akıl dünyanın %85 parasına sahip bir üst akıl. Çiftçinin teorilerine göre bu grup, Dünya Sağlık Örgütü'nün, WHO, arkasında da yer alıyor ve koronavirüs salgınının ancak biyometrik çip ile önlenebilir olduğunu açıklayacakları ileri sürüyor. Hatta virüs salgınının aşısının çok önceden beri var olduğuna dikkat çekiyor. Biyometrik çip nedir? Koronavirüs salgınından sonra insanoğlu evlere kapandı. Dışarı çıkamaz oldu. Paris hayalet şehre döndü. Ligler ertelendi. İstanbul'da trafik ise %20'leri gördü. Tüm bu yaşanan gelişmelerin bilinçli bir şekilde ilerlediğini savunan Abdullah Çiftçi, teknoloji toplumu 1.0 testinin gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Bu salgının ise WHO ve ID2020.org adlı kurumların birlikte açıklayacağı biyometrik çip ile çözüme kavuşturulacağını iddia ediyor. Peki biyometrik çip nedir? Bu bir ödeme sistemi veya gündelik yaşamda kullanılabilen bir sisteme entegre olabilir. Kısacası sizin nerede, ne zaman, ne yaptığınızın bilineceği ve kontrol edileceğiniz bir sistem. Ve tuhafı da istedikleri zaman sizi hackleyip öldürebilirler. Daha önce bu konuyla onlarca dizi ve film de yapıldı. Özellikle Black Mirror dizisinde biyometrik çip ile alakalı birçok kısım bulunabilir. Başka bir biyografi tanıtımında görüşmek üzere, iyi günler dileriz, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.